Herkese yeniden merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Farklı yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar biz bundan birkaç gün önce dikiş makinesi sipariş ettik ve hemen geldiler. Evet. Biz de bunlarla ilgili bir video çekmeye karar verdik. Çünkü hepsi gerçekten birbirinden çok güzel ve işinize yarayacağını düşünüyoruz. Ve aşırı derecede rahat kullanımları. Çünkü ben hiç hayatım boyunca dikiş makinesi kullanmamıştım. Evet. Ama bunlar o kadar rahattan ki direkt çözebiliyorsunuz. Direkt istediklerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Kendi tasarımınızı kısaca kendiniz yapıyorsunuz. Biz ilerleyen videolarımızda da bunları kullanmak istiyoruz. Evet. Ben çizeceğim, Dilara tasarlayacak. Bu şekilde ilerlemeyi de düşünüyoruz. Ben dikeceğim, sen tasarlayacaksın. Ben çizeceğim, sen dikeceksin. Aynen. Arkadaşlar biliyorsunuzdur, Hande'nin resim yeteneği bayağı iyi, bayağı tasarımlar çizebiliyor. Yani resim yönünde bir yetenekli ama bu yetenek bende yok. O yüzden ben çizeceğim, Dilara dikmeye çalışacak. Bu şekilde de videolar çekmeyi düşünüyoruz. Evet. İlk önce aldığımız makineleri gösterelim. Neden 4 tane aldık? Çünkü hediye edeceklerimiz de var. Hepsi birbirinden kullanışlı. Birbirinden farklı özellikleri sahip. Şimdi diyeceksiniz ki şu kadar küçücük kutunun içine dikiş makinesi nasıl bu? Evet. Seviyor. Şimdi hepsini tek tek gösterdikten sonra zaten kullanacağız bir tanesini. Aldığımız bu 4 tane dikiş makinesi gerçekten çok 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 uygun fiyatlı. Bir dikiş makinesine göre bence efsane fiyatları var. Zaten aşağıda link bırakacağım. Hemen gidip uğrayabilirsiniz. Bu makinelerin hepsi birbirinden kullanışlı ve birbirinden farklı özelliklere sahip. Evet. O yüzden bizim çok dikkatimizi çekti. Dikiş makineleri çok rahat ve bunu annenize, ablanıza, yengenize, teyzenize, anneannenize çok tatlı hediye olarak alabilirsiniz. Evet. Biz öyle yaptık. Güzel ve değerli hediye almak istiyorsanız bence çok güzel bir fikir olabilir ve aşırı derecede yani karşı taraftaki insana mutlu edebilecek bir hediye. Kendi modanızı kendiniz tasarlayıp hamurat dikiş makinelerini kullanabilirsiniz. Evet. Biz bugün böyle yapacağız. İlk önce hangi makinenin hangi özelliği var bir gösterelim istiyorum. Onları fikir olsun evet, istiyorum. Onların dikiş makinelerimizi inceledikten sonra ben çok heyecanlıyım. Kalem kutu yapacağız. Evet. Kalem kutu yani güzel olursa okulda kullanmayı düşünüyorum. Çünkü dikiş makinesi hiç kullanmadım dediğim gibi. Ve kullanışları da çok kullanışlı. Biraz çok denedik çünkü. Evet. İlk önce arkadaşlar benim elimdeki bu mini dikiş makinesinden başlayalım. Biz dikiş yapmayı hiç bilmeyenlere bu makineyi öneriyoruz. Adı H22. Yani evet. Hamurat makine 22. Aşağıda linkleri olacak tek tek. Kol dikme fonksiyonu, 2 kademeli hız ayarı, fonksiyon ayak pedalı. Onun dışında da pil veya adaptörle de çalışabiliyor. Yani dikiş makinesine pil takınca çalışıyor. Çok güzel. Şunu bir açalım bence. Tamam, sonra benim üstüne geçelim. Hande'den bir tık daha üstün bu. Bu arada şunu atlamak istemiyorum. Hepsinin 2 yıllık garantisi varmış. Yanında böyle bir hediye var. Bildiğimiz böyle set şeklinde iğne iplikleri. Evet, zaten şurada da yazıyor. Dikiş seti kutusu hediyeli. Bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuzdur. Biraz yatkın olanlar. Bunlar ne denir? Makaralar var. Makaralara ip bağlıyoruz. İlk önce benimkini böyle bir açalım bu şekilde. Benim dikiş makinem bu şekilde çok minik ve oldukça hafif. Yani bir oyuncak gibi şu an hissediyorum. Bununla kalem kutumu dikeceğim ben. Kullanışı çok kolay arkadaşlar. Hemen öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar daha profesyonel bir şey arıyorsanız biz de bunu öneriyoruz. Tüm özellikler bu makinede var arkadaşlar. Ve çok 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 güzel dikme şekilleri de var. 12 desen şeklinde arkadaşlar dikiş yapabiliyor. Ben bu detayları veriyorum çünkü anneleriniz de almak istiyorsanız neyin nasıl özelliğinin olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şunu şöyle çıkıyorum. Bir de rengi çok güzel. Lila bir rengi var. Hediye. Da bu şekilde bunu anneannemize hediye etmeyi düşünüyoruz. Bence çok mutlu olacak. Çünkü kendisi böyle küçük küçük dikişler yaptığı için bu da çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. O yüzden bunu bu videoda kullanmayacağız. Biz küçükleri kullanıyoruz. Bir tane daha var. Bu da el dikiş makinesi. Bu arkadaşlar oturduğunuz yerden. Oturduğunuz yerden dikiyorsunuz ve pilli çalışıyor. Ben bunu yani hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey gördüm açıkçası. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben ilk defa görüyorum. Şu şekilde pilli yeri var. Bir de bunda adaptör yeri de var. Şu şekilde bunu böyle tutuyorsunuz. Şuraya basınca bu böyle dırrrr dikiyor. Ama şu an içinde pil olmadığı için çalıştıramayacağız. Bu da bu şekilde çok pratik. Mesela seyahate falan gidince, uzun yolculuklara falan aynen gidince. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyor bence. direkt bir şeyin söküldüğüne dikebilirsiniz. Düğmenizi dikebilirsiniz.
Onun dışında atıyorum bir paçanızı dikebilirsiniz, gömleğinizi kenara dikebilirsiniz. Yanında taşıyabiliyorsunuz bu şekilde küçük olduğu için. Ve çok hafifler. Evet, gerçekten çok hafifler. Bir dikiş makinesinin böyle özellikleri olacağını ben tahmin etmiyordum. Mesela şimdi, bunda şurada da desen yerleri var. Belki görünüyordur. Şuradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz deseni ayarlayıp buradan dikiyorsunuz. İnanın gerçekten dikiş makinesi dikmek çok kolay. Ya bence annenize falan hediye etmek de çok güzel olacaktır. Biz bunları Dilara ile birlikte sipariş verdik ve annem gerçekten çok sevindi. Onunki de şu küçüklerden bir tanesi. Eğer arkadaşlar bir de dikiş tekstil kurslarına falan gidiyorsanız ya da anneniz falan gidiyorsa bu şekilde bu daha kullanışlı oluyor. Direkt bakın yanınızda bile taşıyabiliyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar isterseniz hep birlikte biraz dikiş yapalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı diye şöyle düşünüyorum. Ve gözlerim de çok ağrıyor. Okulda bugün benim de çok ders işledik. Gözümdeki şu şişikler belli olmuyordur. Çünkü Dilara'nın kullandığı birkaç tane krem yan etki yaptığı için yani şu an iyi hali. Gözlerim falan bayağı şişmişti. Evet. Dua ettim. Aynı kremleri ben de kullandım ama bana öyle bir etki etmedi açıkçası. Bizim birkaç tane kumaşımız var. Kumaş aldık. İstediğiniz desen, istediğiniz renkte kumaş aldık. Bir de koyu renkti sanırım. Fermuar aldık arkadaşlar. Bunları şimdi birlikte dikeceğiz. İlk önce ben seninkini birlikte dikelim, sonra benimkini birlikte dikelim diyorum. Olur. Tamam, o şekilde yapalım o zaman. Benim aklıma güzel bir model var, onu yapacağım. Sonra üstünü böyle belki şekillendiririm. O zamanki durumuma bağlı. Kendimi terzici gibi hissettim. Işığın nereden açılıyor? Şuradan açılıyor. Tamam. Şimdi ilk öncelikle kumaşımızı bir ayarlayalım. En son dikme kısmına geleceğiz zaten. Nasıl büyüklükte bir kalem kutu istiyorsun? Mesela şu kalemden yanlarını dikeceğim için. Şey mi istiyorsun, dik mi istiyorsun, böyle büyük mü istiyorsun? Şu şekilde olmayacağım ya, bu şekilde. Tamam, böyle bir dikeceğiz. Şuraları dikeceğiz. Şuraları dikip sonra bunu birleştireceğiz fermuarla. Sonra içten dikip çevireceğiz. Tombiş bir kalem kutu olacak. Anladım anlatmak istediğini. Şu an uçtu. Şurayı aç bakalım. Şimdi bu ne kadar? Şöyle yapalım o zaman direkt. Böyle. 14 çok fazla. 12 santimlik, yok bu da mı çok uzun? Nasıl? 10 santimlik bir kutu olsun. Biraz boşluk kalsın Dilara bence. Dikeceğiz ya dikme payı, içine katlanma payı. Artanın içinden keseriz artık. Tamam, şuradan kesiyoruz. Çizelim. Bu şekilde ayarladı. Al onu şimdi kenara koy. Bunu da başka bir şey yaparım artık. Başımızın boyu bu kadar değil. Biz bunu kalın olsun diye biraz böyle katladık. Şimdi kenarlarını dikecek Dilara. Sonra şöyle bir kalem kutu olacak. Ben fermuarlaştıracağız. Sonra yanlarını dikeceğiz ve finish. Sadece yön belirleyeceksiniz. Kendi gidiyor. Bu şekilde. Direkt fermuarı bunu şu şekilde üstüne koyuyoruz. Ve birlikte dikiyoruz. Arkadaşlar şimdi fermuarı yaptık, yanları kaldı. Yanları şu şekilde daha dikmedim. Şimdi onları dikeceğim. Kalem kutum bu şekilde oldu. İçine kalem koyalım. Kalem kutum bu şekilde çok sade ve çok şık oldu. Şekil içinde gösterelim. Arkadaşlar Dilara kalem kutusu yaptı. Ben de biraz değişik kalem kutu yapmak istiyorum. Bu şekilde dik ve böyle makyaj çantası gibi olsun istiyorum. Kumaşımızı bu şekilde aldık. Şimdi ben boyunu biraz uzun olmasını istediğim için bu şekilde dikeceğiz. Fermuarı da buraya yerleştireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde hemen diktim. Diğer tarafında dikiyorum ve görüyorsunuz ki çok pratik. Hemen yapabiliyorsunuz istediğiniz şeyi. İğneyi indiriyorum. Sonra bunu indiriyorum ve basıyorum. Otomatik dikiyorum. Evet arkadaşlar, benim kalem kutum bu şekilde oldu. Hem makyaj çantası hem de kalem kutu şeklinde kullanabilirim. İkisinin de yapımı gerçekten 5 dakikanızı bile almayacak.
o derece kolay çünkü hamarat makineler cidden işini iyi biliyor ve çok hızlı çalışıyor. Benim krem kutum ise çok küçük oldu ama gayet iyi oldu ama bence. Küçük krem kutular yerine güzel geliyor. Şey yapabilir. Şekliniz klasik bir düz krem kutu oldu. Aslında arkadaşlar bunların üstüne tabii ki de farklı şekillerde desenler işleyebilirsiniz. Şu an biz yapmayacağız. Farklı videolarımızda tekrar hamarat makinelerini kullanmak istiyoruz. Bu sefer de dediğimiz gibi kıyafet tasarlamayı düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında tabii ki de kumaşınızı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Eğer krem kutu yapacaksanız keçe kumaş da kullanabilirsiniz. Daha sert ve kalıp gibi durmasını istiyorsanız. İlk denememiz olduğu için bu şekilde basit şeyler diktik. Ama siz daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Siz almak istiyorsanız aşağıda açıklamalarda link bırakacağım. Oradan annenize, dediğim gibi teyzenize, kendinize, herkese hediye alabilirsiniz. Çünkü fiyatları gerçekten işlevlerine göre çok ucuz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.